İzmir'imizde bu sene şu ana kadar 192 tane orman yangını meydana geldi. Tabii bu özellikle bu 192 tane yangının iki tanesi. Bir tanesi 21 Temmuz'da çıkan, Menderes ilçemizde çıkan yangın ki 3 gün devam etti. Bir de 25 Temmuz'da Bayındır'da Lütuflar köyünün yakınlarına çıkan yangın. O da yine 3. gün kontrol altına alınabildi. Toplam bu iki yangında Menderes'te 986 hektar, Bayındır'da çıkan yangında da 750 hektar saha tahrip oldu. Ama biz teşkilat olarak zaten yangını kontrol altına söndürür söndürmez akabinde ağaçlandırma çalışmalarını, hazırlıklarını başladık. Özellikle dikim mevsiminin başlayacağı Kasım sonu, Aralık başında da inşallah orada ilk fidanları dikeceğiz. Ve Şubat ayının, yani dikim sezonunun sonuna doğru da büyük oranda bu çalışmaları tamamlamış olacağız. Ağaçlandırma çalışmalarının yanında bir de kendi tohum ağacı olan sahalarda da dikim yapmadan da doğal yolla gençleştireceğiz. Kendi tohumu şu anda zaten var orada, mevcut. Bu tohumların içinden mesela artı biz de takviye tohum, bu sahalara aşağı yukarı biz 10 ton civarında tohum takviyesi yapacağız. Bu tohum gerek kendi tohumlardan, gerekse bizim takviye ettiğimiz tohumlardan da o sahanın büyük bir kısmı doğal yolla gençleştirilmiş olacak. Bu da tabii çalışmaların daha hızlı yürümesine sebep olacak. Toplam bu iki sahayı yaklaşık 1,5 milyon adet fidanla dikmiş olacağız. Fidanı dikmiş olacağız. Tabii gençleştirme ve ağaçlandırma yoluyla yapılan çalışmalarla beraber artık inşallah önümüzdeki sezonu şu zamanlarda, önümüzdeki yıl bu zamanlarda orada en az 5-10 santim arasında fidanları da görmüş olacağız. Tabii tahrip olan saha kolayla geri gelmiyor. Bu büyük bir emek, büyük bir süreç, büyük bir zaman gerektiriyor. Yanan bir sahanın en azından genç bir orman haline gelmesi için bile en az 30 yıl gerekiyor. Dolayısıyla bu manada hakikaten orman yangınlarıyla mücadele etmek öneminin yanında kaybedilen, daha doğrusu tahrip olan sahaların tekrar yerine gelmesi için uzun bir zaman gerekiyor. O yüzden de bize bu konularda çok dikkatli olmamız gerektiğini ifade etmek istiyorum. İstatistikler de ortada. %95'i insan faktörüdür. Tabii bunun içerisinde büyük oranında ihmal ve dikkatsizlik. İşte bu konuda bizlere dikkatli olmak düşüyor. Çünkü biz hep ifade ediyoruz. Ne diyoruz? Ormanlar bizim atalarımıza aldığımız miras değil diyoruz. Bunu artık klişeleşmiş bir söz halinde söylüyoruz ama bunun gereğini de yapmanın birinci şartı da çok dikkatli olmak. Yaktığımız ateşi mümkünse yakmamak. Yakıyorsak da, yakmak mecburiyetinde kalmışsak da iyice söndüğüne emin olmadan bulunduğumuz yerine ayrılmamamız gerekiyor. Buna rağmen artık yangın sezonunun son günlerine geldik. Ümit ediyorum işte en yakında meydana gelecek bir olan bir yağışla yangın sezonu riskimiz daha da azalacak. Ama buna rağmen risk yüksek miktarda devam ediyor. Yaktıkları ateşi söndürmeleri, eğer buna rağmen de herhangi bir yerde ateş gördüklerinde de bizim her zaman ifade ettiğimiz bir husus var. Alo 177 Orman Yangın İhbar Hattı'nı bize aramaları, bunlar her operatörden ücretsizdir. Bunu defalarca söylüyoruz. Vatandaşlarımız bize ulaşsınlar. Biz en kısa zamanda oraya ulaşalım ki daha fazla tahrip olmadan ormanları koruyabilelim.